Sevgili gençler merhabalar. Kanalımla paylaşacağım 90. katı model örneği. Şimdi bu tarz birleştirmelerde kafanız karışabiliyor arkadaşlar. Bakın buna nasıl bir çözüm getireceğiz. Şimdi ben ilk etapta ne yapacağım? Bakın ön düzlemde çizim başlatıp burada görünen iki dairemi oluşturacağım. R60 ve çap 60 milim verilmiş çapları. Yani çap 120 ve çap 60. Şimdi yeni bir part dosyası açarak ön düzlem çizim diyorum. Ve daire komutumla tabii şöyle bir tane oluşturdum. Aynı şekilde geldim bir tane oluşturdum. Akıllı ölçülendirmemle içerideki dairem 60 milim çapında. Bu dairem de 120 milimetre çapında. Liderlerden yarıçap olarak göster diyorum. Peki şöyle izometrik açıdan bakıyorum. Ben bunu ne kadar katılacağım? 150 milimetre ileri yönde. Unsurlar ekstrüzyonla katı diyorum. Yönünü ters çevirdim. Geldim. Ölçüm 150 milimetre olacak şekilde giriyorum. Buradan gelip düz beyazımı açtım. Ve isterseniz arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bakın ben arkadan bakıp şurayı oluşturabilirim esasında. Ama isterseniz bunu ileri yönde 120 milimetrelik düzlem atayarak yapalım ki şimdi bu bakış açısıyla baktığımda daha rahat gördüğünüz için kafanız karışmasın. Bakın ne demek istiyorum? Referans geometrisi düzlem diyorum. Burayı referans al, ters çevirme, öteleme, 150 milimlik düzlem atadım. Bu düzlem üzerinde çizim diyorum ve dik bakıyorum. Şimdi yapmam gereken şu olacak. Bakın burada bu dairenin sağ üst tarafında kalacak şekilde iki tane daire oluşturacağım. Hatta isterseniz önce şunu yapalım mı gençler, bakın nasıl açıktım, şu merkezden orta düzlemden arkadaşlar yukarı aşağı olacak şekilde 30 milimlik bir düzlem atayalım. Bakın ne demek istiyorum sizlere, şöyle geleceğim, bir tane line çektim, objeleri ötele diyorum, geldim bunu seçtim. Tersine deyip yukarı yönde tamam 30 olduğu için 15 milimlik offsetimi yaptım. Daha sonra diyorum ki bakın daire komutuyla şöyle geldim arkadaşlar. Gelişi güzel buraya iki tane daire attım. Ve dikkat edin bakın buradaki offset dediğim line'a bu dairenin merkezine 40 milimlik bir ölçüm mevcut. Hemen akıllı ölçülendirme ile geldim. Bu ölçümü 40 milimetre olarak giriyorum. Daha sonra daireleri ölçülendireceğim. Çap 50'ye R50 demişiz. İçerideki çapımı tuttum. 50 milim diyorum. Bakalım hangisini ölçülendirdi. Hemen şu çapımı da tuttum. 100 milimetre diyorum. Ve liderlerden yarı çap olarak göster diyorum arkadaşlar. Peki bunun haricinde ölçüm ne? Bakın 225 milimlik ölçüm var. İsterseniz ondan önce şurada R75'lik bir yay var. Onu yapalım. Bakın 3 nokta ile yay komutunu çalıştırıyorum. Birinci noktam, ikinci noktam. Şöyle geldim içe doğru bıraktım. Akıllı ölçülendirme ile 75 milim olacak şekilde ölçümü geldim. Girdim. Sonra kontrol tuşumla bakın bu ikisini tutuyorum. Geldim teğet yap dedim. Aynı şekilde bu ikisini tuttum. Geldim teğet yap diyorum. Peki şimdi yapmam gereken nedir? Şunu birazcık daha şöyle çekiştirdim. Buradan çizgi komutumla şu noktamdan gelip şöyle birleştiriyorum. Ve objeleri buda komutumla arkadaşlar. Şu fazlalı kısımları geldim budadım. Şimdi dikkat ederseniz 225 milimlik bir ölçüm mevcut. Nereden nereye? Buradan merkezime hemen geliyorum. 225'lik ölçümü girdim. Akabinde objeleri buda komutunu çalıştırarak arkadaşlar ne yapacağım? Nereleri bulacağım daha doğrusu? Bakın şu kısımları şöyle geldim budadım. Buradaki dairemi tutup objeleri dönüştür yapıyorum. Tekrar objeleri buda komutuyla şu dışta kalan kısımları burayı ve şu kısımları gelip buduyorum. Artık diyorum ki benim seninle işim yok. Bunu da yardımcı geometri yapıyorum. Ve izometrik olarak baktım. Peki ne kadarlık bir katılama işlemi yapacağım? Bakın 30 milimetre arkadaşlar. Dolayısıyla unsurlar ekstrüzyonla katı diyorum. Bu yönde geldim 30 milimetre katılama işlemini yaptım. Şimdi
Üst düzlemde çizim diyorum ve dik bakıyorum. Dikkat edin, şuradaki kısmı oluşturacağım şimdi. Dolayısıyla şöyle yapacağım arkadaşlar, bakın. Merkezden yakalattım, böyle bir miktar geliyorum. Şöyle uzattım. Bakın profilimi şu şekilde kapatıyorum. Köşe radyuslarım, dikkat edin burada 2 tane var, 20 mm. Radyus çiz komutunu çalıştırdım. Ölçüm 20 milim, enter diyorum. Geldim şu köşelere, 20 milimlik radyuslarımı girdim. Onun haricinde 130 derece açım ve bu daire radyus merkezinden yukarıya 50 milimlik ölçüm mevcut. Akıllı ölçülendirme ile şuradaki açımı geliyorum, 130 derece olacak şekilde giriyorum. Ve bu merkezden yukarıya da ölçüm nedir? 50 milimetre. Zaten dikkat ederseniz tam tanımlı halde. İzometrik açıdan baktım, ekstrüzyonla katı diyorum, orta düzlemden 30 milimetre olacak şekilde gelip katılıyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin, tam ne yaptı? Birleşti. Şimdi ben bu kısmı aslında kesişim komutunu kullanıyorduk. Şu düzlemimi sağ klik yapıp izliyorum öncelikle. Burada kesişim komutunu kullanıyorduk ama ben de ilk defa sizlerle deneyeceğim. Şurada doğrudan düzenleme kısmında yüz sil diyelim arkadaşlar. Geliyorum. Sil ve yama seçeneğimi işaretliyken şu yüzeylere tıklıyorum. Bakın dikkat edin. Gördük mü sevgili gençler? Yani ben sizlere burada iki yöntemi de bakın gösteriyorum. Ne yapıyorduk? Buna sağ klik yapıp unsuru düzenle diyorum. Sonucu birleştiri kapatıp buradan kesişim komutunu kullanıyorduk unsurlardan. Kesişme diyorum. İkisini seçtim, kesiştir dedim. Buraya geldim, yok ettim. Bakın bu da bir yöntem. Hemen şöyle Ctrl Z yapıyorum. Tekrar unsuru düzenle diyerek bu tiki yerine getirdim. Daha güzel bir yöntem neymiş? Bakın doğrudan düzenleme, yüz sil diyorum. Silinecek yüzler fakat burada sil ve yama seçeneği işaretli olması gerekir. Bakın bu kısımları seçip ne yapıyorum? Zaten ön izlemeyi de gördüm. Bu benim parçamın formuna göre orayı ne yaptı? Bu da arkadaşlar. Hemen şuradan bir görünüm atıyorum. Bakalım ne atayalım? Örneğin titanyum alaşımı olsun diyorum. Şöyle bu parçanın çizimini de bitiriyorum. Arkadaşlar güzel örnekler, mutlaka sizler de uygulamasını yapın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.